Şimdi böyle güldük eğlendik ama e, şey bir haber var yani kötü bir haber vereceğim maalesef. E, haber e, Ödemiş'ten. 10 yaşındaki Ceylin Atik efendim. Çok enteresan bir hikaye bu. 10 yaşındaki Ceylin Atik, Ödemiş 50. yıl ortaokulu birinci sınıf öğrencisi. İzmir Ödemiş Cumhuriyet Mahallesi'nde babaannesi ve dedesiyle beraber yaşıyor. Cumartesi gününden beri kayıp. Ekranda gördüğünüz şu küçük çocuk ...cumartesi gününden beri kayıp... ...bu de enteresan bir kayıp... ...şu anlamda enteresan... ...Ceylin, Ceylin saat 12 sıralarında... ...arkadaşlarıyla oynamak üzere... ...evlerinin önündeki Kazım Karabekir... ...parkına gidiyor... ...ailesi küçük kız uzun süre eve dönmeyince... ...aramaya çıkıyor... ...arkadaşları görmedik diyorlar... ...aile aslında hiç kaybolduğunu düşünmüyor... ...oraya gitmiştir, buraya gitmiştir falan... ...derken 14-18'de... ...dede Mustafa Atiye bir telefon mesajı geliyor... Mesajda kızınız elimizde, bizden Eyvah. haber bekleyin, polise haber verirseniz öldürürüz, takiptesiniz yazıyor. Eyvah. Ee, hemen tabii aile polise başvuruyor, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne. Yapılan incelemede Ceylin'in en son 13-15'te güvenlik kamerası görüntüsüne takıldığı görülüyor. Şimdi buradan sonrası enteresan. Ben sabah izledim sonra arkadaşlara sordum, soruşturdum vesaire. Öğrendiğime göre aile sağ sonra canlı yayında olacak soracağız. Şimdi Ceylin dışarı çıkıyor. Bir apartmana girip oradan su içiyor bir komşudan. Daha sonra dedeye bir mesaj geliyor ya. O mesajı o mesaj o su içtiği komşunun yerinin telefonundan ...gelmiş... Hı. ...şimdi polise tabii gitmiş... ...demiş ki böyle böyle hani nasıl bu mesaj... ...o da demiş ki ben işte telefonumu... ...sim kartımı kırıp bırakmıştım... ...telefonu o mesajı ben... ...göndermedim... Ee, ...onu bulan biri gönderdi... ...şimdi işin enteresan tarafı... ...anladığım kadarıyla... ...yani çok yeni bir haber ben de çok... ...emin olamadım fakat bu bana çok enteresan geldi... ...çocuk komşuya gidip su içiyor... ...su içtikten sonra... ...çıktığının görüntüsü var... Ama sonra ardından yine o evle bağlantılı birinden bu mesaj geliyor. E, Cumartesi, pazar, pazartesi bugün üçüncü gün. Bu yaştaki çocuklar için hep söylediğim gibi maalesef üç, üç gün kritik gündür. Yani aslında yani şu saatlerden itibaren artık biz o kritik dakikalara girdik. Nerede bu çocuk? O mesajı kim nasıl gönderdi? Bandımız var izleyeceğiz. E, ailede canlı yayında olacak. Efendim lütfen kim görgü bilgi sahibi ise çok acil bir şekilde arasın. Dediğim gibi o kritik dakikalardayız. Çocuğumuzu kaybetmeden sağ salim inşallah bulup ailesine kavuşturalım. Çok da güzel, çok da cimcime. Allah inşallah bağışlasın ailesine bize. Bir ara verelim. Bakın haberi izleyelim. Ne demek istediğim daha net anlaşılacak.